Aşağıdakilerden hangisi bu bölme işlemlerinden herhangi birinin sonucu değildir diye soruyor. Eksi 5'i eksi 2'ye bölüyorum. 5 bölü 2 yapar. Eksi 4'ü 3'e bölüyorum. Daha sonra 5 bölü 2'ye eksi 4 bölü 3'e bölüyorum. Yani 5 bölü 2 ile eksi 3 bölü 4'ü çarpacağım. Eksi 15 bölü 8 oldu. A gitti. 1 bölü 4 diğeri 2 bölü 3. 2 bölü 3'ü 1 bölü 4'e bölüyorum. Yani 2 bölü 3 ile 4 bölü 1'i çarpacağım. Buradan 8 bölü 3 yapar. Eksi 4 bölü 1. Diğeri ise eksi 3 bölü eksi 2. Yani bu da 3 bölü 2 yapar. 3 bölü 2'yi eksi 4 bölü 1'e bölüyorum. Yani 3 bölü 2 ile eksi 1 bölü 4'ü çarpıyorum. Buradan eksi 3 bölü 8 olur. Cevabım B seçeneğidir. Çarpma işlemine göre tersi kaçtır diye soruyor. 3 kere 3, 9, 1 ekledim. 10 bölü 3 ters çevirirsem 3 bölü 10 olur. 3 artı 3 bölü 10. 33 bölü 10'a eşittir. 1 bölü 33 bölü 10 oldu. Bu da 10 bölü 33'e eşittir. Çarpma işlemine göre tersini soruyor bana. 33 bölü 10 olur. Ters çeviririm. Cevabım D seçeneğidir. Eşleştirme sonucunda hangi sonuç kartı açıkta kalır diye soruyor. 9, 1'e çıkarttım. 8 bölü 3. Ters çevirdim. 3 bölü 8. 8 kere 3 24 3'ü çıkarttım 21 bölü 8 4 1 ekledim 5 bölü 2 ters çevirdim 2 bölü 5 2 ile 2 bölü 5'i topluyorum 5 kere 2 10 2 ekledim 12 bölü 5 2'yi 12 bölü 5'e böleceğim yani 5 bölü 12 ile çarpacağım sadeleştiriyorum 5 bölü 6 16 1 çıkarttım 15 bölü 4 ters çevirdim 4 bölü 15. 4'ten 4 bölü 15'i çıkartıyorum. 56 bölü 15. 4'ü 56 bölü 15'e bölüyorum. Yani 15 bölü 56 ile çarpıyorum. Sadeleştirdim. 15 bölü 14 oldu. 25 1 çıkarttım. 24 bölü 5. Ters çevirirsem 5 bölü 24. 120 artı 5 bölü 24, bu da 125 bölü 24 olur. bu olmadı. Cevabım D seçeneğidir İşlemin sonucu kaçtır diye soruyor. 2 bölü 7, 1 tam 1 bölü 3, yani 4 bölü 3. Bu da 1, 2, 3, eksi 3 bölü 4. 4 bölü 3 artı 1 bölü 2 bölü 7 artı 1 bölü 1 eksi eksi 3 bölü 4. Burası artı oldu. 4 kere 1, 4, 3 ekledim. 7 bölü 4. Ters çevirirsem 4 bölü 7. 2 bölü 7 ile 4 bölü 7'yi toplarsam 6 bölü 7 oldu. Yani son olarak 4 bölü 3 artı 1 bölü 6 bölü 7. Ters çeviriyorum. 4 bölü 3 artı 7 bölü 6. 2 ile genişlettim. 8 artı 7 bölü 6'dan 15 bölü 6. 15 bölü 6'yı 3 ile sadeleştirirsem 5 bölü 2 olur. Cevabım B seçeneğidir. ABC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tanesi 20 ise bir tanesi 20 bölü 8. 1, 2, 3, 4, 4 tanesini soruyor. Sadeleştirdim. 20'yi 2'ye bölersem 10. Burası 10. Yüksekliğini buluyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 tanesi 15 olduğu için bir tanesi 15 bölü 4. Bunu 3 ile çarpıyorum. 45 bölü 4. 45 bölü 4 ile 10'u çarpıp daha sonra 2'ye böleceğim. 2, 5. 45 çarpı 5 bölü 2. Çarpı 1 bölü 2 olarak diğerini yazdım. Buradan 225 bölü 4 olur cevabım a seçeneğidir 8 bölü 5 sayısı girilirse sonuç ekranında ne yazar diye soruyor. 8 bölü 5 ile 1 bölü 2'yi çarpıyorum. 4 bölü 5 oldu. 4 bölü 5 ile 3 bölü 5'i topluyorum. 7 bölü 5. 7 bölü 5'i 5'e bölüyorum. Yani 7 bölü 5 ile 1 bölü 5'i çarpıyorum. 7 bölü 25 oldu. Daha sonra 7 bölü 25'ten 1 çıkartıyorum. Yani 7 bölü 25'ten 25 bölü 25'i çıkartıyorum. Eksi 18 bölü 25 oldu. Cevabım A seçeneğidir.